Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı sayfa 94, 95, 96 ve 97. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen örneğe göre tamamlayınız. Bayatlayan ekmekleri çöpe atarsak yiyecek israfı olur. Odaların ışıklarını açık bırakırsak elektrik israfı olur. Saatlerce televizyon seyredersek zaman israfı olur. Vaktimizin çoğunu bilgisayarda oyun oynayarak geçirirsek zaman israfı olur. Tabağa yiyeceğimizden fazla yemek alırsak yiyecek israfı olur. İhtiyacımız olmayan giysileri satın alırsak para israfı olur. Ders defterindeki sayfaları boşuna koparırsak kağıt israfı olur. Diş fırçalarınız suyu açık bırakırsak su israfı olur. Cennet gençlerinin efendileri diye isimlendirilen kişilerin sizce nasıl özelliklere sahip olması gerekir? Cennet gençlerinin efendileri diye isimlendirilen kişilerin bence dindar, saygılı, hoşgörülü, dürüst, Allah korkusu olan, affetmeyi bilen, vefalı, yardımsever olmaları gerekir. Allah-u Teala cennete girme yollarını kolaylaştırmıştır. Ancak hayrı seçmek ve güzel davranışlarda bulunmak insanın elindedir. İnsan bunları yapmak için çaba sarf ederse ancak cenneti kazanabilir. Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin yaşlı bir amcanın abdestini yanlış aldığını gördüler. Ona en güzel şekilde abdest almayı öğretmek istediler. Adamın yanına gittiler. içlerinden biri ona bu bana abdesti yanlış alıyorsun diyor. İkimiz de senin yanında abdest alalım. Bak bakalım hangimizin abdesti doğru dediler. İkisi de yaşlı adamın yanında abdest aldılar. Adam da çocuklar sizin aldığınız abdest doğru. Benim abdestim yanlışmış diyerek kendi yanlışının farkına vardı ve yanlışını düzeltti. Yukarıdaki örnek olaydan hareketle bir kimsenin hatasını düzeltirken nelere dikkat etmemiz gerektiğini yorumlayınız insanın hatasını düzeltirken kalbini kırmadan ve onu eleştirmeden kibar bir yol bularak anlatmak lazımdır. Burada olduğu gibi başka örnekler vererek ya da başka bir zamanda bu konuya değinerek anlatmak hem daha tesirli hem de daha uygun olacaktır. Buradaki yaşlı adam da bu kibar davranış karşısında hem yanlışı anlamış hem de memnun olmuştur. Kevser isminde bir tanıdığınız var mı? İsmi neden Kevser konulmuştur? Evet komşumuzun kızının adı Kevser. Ailesi Kevser suresi Kur'an'da geçtiği için bu ismi koymak istemişler. Toplumumuzda yaygın olarak Kur'an isimleri ve Kur'an'da geçen isimler, peygamber, alim isimleri veya cennet ile ilgili isimler tercih ediliyor. Evet konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.